Faruk Aksoy Erdoğan hepimizi kandırdı. Türkiye'nin ekseni kayıyor dediklerinde Türkiye'nin ekseni gerçekten kayıyordu. Memleketin yerleştirildiği yörünge ordu yargı medya örgütlenmesiyle korunurken kültür sanat eğitim faaliyetleriyle de boyanıyordu. Denklemin ordu yargı medya kısmına muhafazakar siyaset el attı, iyi de yaptı. İşler bir nebze yoluna girdi, yetmez ama evetçiler de buna hasta oldu zaten. Bugünlerde Türkiye'de yükselen tartışmanın zemini böyle hazırlandı işte. Yetmez ama evet diyenler neye evet demişlerdi, yetmeyen şey neydi? 2010 yılında kadar Kemalizmin yapıp ettiklerinin onarılmasına evet diyenler, muhafazakarların tabularının henüz ellenmemiş olmasını da yetmeyenler olarak işaretlediler. Yani Kemalizmin tabularını muhafazakarlara yıktıranlar, muhafazakarların tabularını da yine muhafazakarlara havale ettiler ve şartlı desteklerini sunup kendinizi de yıkmadığınız müddetçe yetmez dediler. Bakın Murat Belge kandırıldık Erdoğan bizi kandırdı diyor şimdi. Ama siz de Erdoğan'ı kandırmaya çalıştınız. Bunu neden söylemiyorsunuz? Yakup Kadri'nin yeğeniyle Cemal Paşa'nın torunu ya da Çetin Altan'ın oğlu Çetin Altan'a rahmet diliyorum. Erdoğan'la hangi kulüpten tanışıyorlardı da onu bağırlarına basmışlardı. Batı'nın doğu topraklarındaki kurumsal inşasına evet diyen siyasal İslamcıları bir de kültürel inşaya zorladınız. Bunu da söyleyin o zaman. Bu kandırma değil mi? Bu kullanma değil mi? Şimdi Murat Belge'ye hak verelim ve onun gibi düşünelim. Erdoğan'ın sol liberal kokteyl aydınını kandırdığını kabul edelim. Bu özelliğin diktatörlükle alakası nedir? O işi nasıl bağladınız oraya? İçimden geliyor soracağım yani. Demirel'e 50 yıl sizi değil de milleti kandırdığı için mi diktatör demediniz? Cem Uzan hepinizden yakışıklı olduğu için mi medyasına el konulurken sessizliğin cehennemine daldınız? Erdoğan Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin misyonunu muhafazakarlara çaktırmadan hayata geçirseydi ki geçirmeye çalıştı aslında. Ona rağmen AB'nin kapısına bile yaklaştırılmadı. Sizi kandırmış olmayacaktı değil mi? Alaşa etseydiniz Erdoğan'ı siyasi hatalar yaptığını ve aslında sizi iyice dinlemediğini söyleyip yine de şıngırtılı bir kokteylin demokratları olarak geceyi tamamlayacaktınız yani. Unutmadan şu kandırılma işiyle ilgili bir şey daha diyeceğim. Cemaat hükümet ilişkileri muazzam bir şekilde devam ederken, CHP'liler, MHP'liler ve hatta bağımsızlar Fethullah Gülen'i batının desteğiyle İslami devrim yapmaya kalkışmakla suçlamışlardı. Zaman sonra Erdoğan çıktı ve biz bunları İslami bir cemaat biliyorduk, kandırılmışız dedi. O zaman bu muhalefetin de biz de İslami bir cemaat olduğunu düşünüyorduk ve onun için saldırıyorduk. Vallahi biz de kandırılmışız demeleri gerekmez mi? Mantık isyan etmesin diye söylüyorum. Başka bir niyetim yok hani. Bu hareketler yeni değil. Eskiden beri denenen şeyler. Nurullah Ataç'ın batı acununu anlamak yetmez, yaşamak lazım dediği şey budur işte. Hissedeceksin. Sendenim, adamınım, adamın olmasam bile tek ufkum bir gün adamın olabileceğimi düşünmektir diyeceksin. Markel Prost okumak için Ernst Rönnen'ın talan ettiği felsefe bahçelerinde Tanrı'nın oğluyla tanıştırılacaksın önce ve bu tanışıklığın sadık köpeği olacaksın. Gül gibi geçinip gideceksin, bir abukapağın altında olacak, Allah ile kul arasına girilmeyecek, camiler hep açık kalacak ve kaymakamlık binasına giden köylüye, sütü, balı ve yumurtayı aynı anda üreten garip bir hayvan muamelesi yapılacak, bu arada Erdoğan da bu durumun isyankarı olarak sizi kandıracak. Vallahi açık söyleyeyim. Bu kandırmayı bu halk onaylıyor. Fakat Erdoğan da bu halkın hangi konuda kandırılsa çok kötü kızacağını iyi biliyor. Bakın bu aralar herkes kandırılıyor. Tony Blair'de çıkmış. Yanlış istihbarat bilgileriyle Irak'a girdik, kandırıldık diyor. Alın size 3,5 milyon insanın ölümüne sebep olan bir kandırma hikayesi daha. Ne diyeceksiniz Blair'e şimdi? Kandırılmış diktatör mü? Onu yargılamayacak mısınız? Irak'a götürdüğü silahları İngiliz savcılarına yakalatmadan 3,5 milyonu insana öldürdü diye. Hadi hadi utanmayın. Bir şey deyin adama. Kandırılmış yani 3,5 milyonu insancık ölü vermiş. Bilerek olmamış ama. Faruk Aksoy, Yeni Şafak.